Evet. Present perfect'te how long sorusunu bakalım arkadaşlar. How long sorusu ne kadardır anlamına gelir. Süre olarak sorar. Süre ne kadardır anlamıyla. Mesela how have you lived in Seoul? How long have you lived in Sorgun? Bu ne demek arkadaşlar? Ne kadar süre Sorgun'da yaşadın Ne demektir. kadardır? Aynen, ne kadardır Sorgun'da yaşadın ya da ne kadardır yaşıyorsun? Nasıl çevirmek isterseniz ama genelde geçmiş zaman gibi çevireceğiz arkadaşlar. Burada for ve since kullanacağız. How long sorusunu cevaplayabilmek için. Ne ifade edeceğiz o zaman? For neydi? Dır dir, since den beri, dan beri anlamına gelirdi. Den beri, den beri. Cevap olarak da buna ne deriz? I have lived for 3 years. 3 yıldır ne yaptım diyor. Sorgunda yaşadım. 3 yıl Sorgunda yaşadım anlamıyla. Zaten ne dedik? For ve since hangi tense aittir? Present. Present Present perfect'e ait anahtar kelimelerimizdir. Sıkıntı yok. Evet, bunun akabinde hemen öğrenmemiz gereken iki ifade daha var. Ever ve never. Tamam mı? Şimdi bunları öğrenelim. Bunların ikisinin katmış olduğu anlamda hiç ama any gibi değil. Tamam mı? Bu genelde fiilleri niteleyen bir hiçtir. Mesela hiç yapmadım ya da hiç yaptın mı gibi. Any neyi sorar arkadaşlar? Daha çok böyle isimlerin önüne gelir. Hiç yok anlamıyla işte mesela do you have any money? Hiç param var mı? No, I don't have any money. Hiç param yok gibi. Olumsuz hiçtir. Bu öyle değil. Soru sormak için ve olumsuz cevap vermek için kullanılacak. Şöyle yapalım bakın. Have you ever ridden a horse? Burada ride binmek fiili, ride birinci hali, rode ikinci hali, ridden üçüncü hali. Have you ever ridden a horse? Sen hiç bir ata bindin mi? No, I have never ridden a horse. Hayır, ben hiçbir ata binmedim. Yani ben bir ata hiç binmedim şeklinde ifade ediyoruz. Dikkat ettiniz mi? Nereden önce geldi ever ve never? Fiilden önce geldi. Gördünüz mü? Fiilden önce geliyor ve katmış oldukları anlam hiç. Ancak bizim için önemli bir noktadır. Evet. Ever soru cümlelerinde, never olumsuz cümlelerde. Bakın, burayı bir not alır mısınız? Yan taraftan devam etmem gerekiyor. Not aldınız mı? Aldık sir. Evet. Şimdi şöyle şurayı silelim. Bakın. Ever soru sorarken kullanılan hiç, never olumsuz cevap vermekte kullanılan hiç. Ever soru cümlelerinde, never olumsuz cümlelerde kullanılan hiç. Ancak never, bakın aynı daha önce any'de öğrendiğimiz gibi, özür dilerim, no'da öğrendiğimiz gibi cümleyi yapıcı olumlu Olumlu.
Anlamca olumsuz. Anlamca olumsuz yapar. Yani örneğe bakın arkadaşlar. No, I have never ridden. Yani bu cümlenin içerisinde not var mı? Olumsuzluk eki not. Yok. Yok. Dolayısıyla yok. Diyeceksiniz ki bu cümle yapıca olumludur. Anlamca olumsuzdur. Olumsuz olmasının sebebi de never'dır. Daha önce aynı şeyi no için söylemiştik değil mi? No. Cümleleri olumsuz yapar anlam olarak evet. Dedi. Never da aynı mantık arkadaşlar. Evet. Aynı mantık. Sadece no isimlerden önce gelir. İsimlerden önce no. Fiillerden önce never. Anlatabildim mi? Anlaşıldı sir. Evet, notumuzu alalım. Anlaşıldı sir. Üstteki notları. Aldık. Evet. Şimdi just already yet'e dönelim. Just already yet. Geçen ders bahsetmiştim. Bunlar yine present perfect'e ait anahtar kelimeler sevgili arkadaşlar. Geçen ders bundan biraz bahsetmiştim ama detaylarına girmedim. Just ve already olumlu cümlelerde kullanılırken yet soru olumsuz soru ve olumsuzlarda kullanılır. Nasıl? Have you finished your project yet? Yet'in katmış olduğu anlam soruda ve olumsuzda daha'dır. Tamam mı? Daha diyeceksiniz yet'e. Just henüz yani daha yeni. Already çoktan ya da zaten anlamına gelir. Çoktan ya da zaten. Tamam mı? Şimdi have you finished your project yet diyor ya. Bak yet olmasaydı sonda projeni bitirdin mi diye sorardı. Tamam mı? Yet'i sonda olmasaydı projeni bitirdin mi diye sorardı. Ama projeni yet olduğu zaman nasıl çeviriyoruz? Projeni daha bitirmedin mi diye soruyoruz. Yani Türkçe'ye bunu da olumsuz çeviriyoruz. Çünkü Türkçe karşılamıyor tam olarak burayı. Mesela normal çeviri yapacak olsan şöyle yapman gerekir. Have you finished your project yet? Projeni daha bitirdin mi? Anlamlı mı? Projeni daha bitirdin mi? Hayır. Anlamsız. O yüzden Türkçe karşılamadığı için projeni daha bitirmedin mi diye çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Cevap verirken de yes I have just finished. Devamı aynı. Olumlu cümlelerde just. Yet kalkıyor. Onun yerine just ya da already. Just neymiş? Daha yeni bitirdim. Already çoktan bitirdim anlamı katıyormuş. No dediğimiz zaman da I haven't finished my project yet. Daha projemi bitirmedim. Dediğimiz gibi yet soru ve olumsuzlarda kullanılacak. Just ve already de yes'te gördüğünüz gibi olumlu cümlelerde kullanılacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı sir. Anlamayan var mı? Hayır sir, anlaşıldı. Yok hocam. Güzel. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi ekstradan bir not olarak not aldınız değil mi? Ben anlaşıldı mı dedim. Hemen o anda not almanız gerekiyor. Aldık sir. Eksik kalan yerleri arkadaşlarınızdan isteyin. Onlar göndersin. Grupta paylaşın birbirinizle. Not diyelim bir tane şuraya. Not yet
aynı zamanda bağlaç olarak kullanılabilir. Bağlaç olarak kullanıldığında anlamı but olur. But neydi arkadaşlar? Ama fakat. Ama anlamına gelen bir bağlaçtı. Ters bir düşünce, yani konunun aksine, ilk cümlenin aksine bir ifadeyi belirtmek için ama deriz biz. Yet'in but anlamı da var. She is very tall. O çok uzun. Yet she can't play voleybol. O çok uzun ama voleybol oynayamıyor. Şimdi burada Yet'i gördük mü? Evet. Buradaki anlamı present perfect'teki daha anlamıyla alakası yok. Present perfect'te nerede kullanılıyor? Cümlenin sonunda kullanılıyor. Değil mi arkadaşlar? Evet. Evet, soru ve olumsuz cümlelerde, present perfect tense'te cümlenin sonunda kullanılıyor. Yet, katmış olduğu anlam daha dedi. Ama burada nerede kullanılmış? Birinci cümlede bir bilgi vermiş. İkinci cümlenin başında kullanılmış, katmış olduğu anlam but. Şimdi hemen notumuzu alalım burada. Aldık. Yani yet ekstra bir bilgiydi burada size arkadaşlar. Evet, şimdi recently, lately, onları öğrenelim. Neydi bunların anlamları? Son zamanlarda. Son günlerde ya da. Son zamanlarda diyelim. Ya da son günlerde de diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Yani son zamanlarda olan bir şeyin şu ana etkisi vardır şeklinde düşüneceğiz. O yüzden bunlar present perfect tense'e ait anahtar kelimeler olacak bizim için. Recently it has rained a lot. Mesela kısa bir cümle olsun. Son zamanlarda çok fazla yağmur yağdı diyor. Recently görüyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Present perfect'i yapıştırıyoruz arkadaşlar. Present perfect yapısını tekrar hatırlatalım. IUVD'den sonra have yardımcı fiili. He, she, it'den sonra has yardımcı fiili. Ve bunlardan sonra da fiilin üçüncü hali gelir. Burada öznemiz it olduğu için has yardımcı fiiliyle fiilin üçüncü halini getirdim. Bunun yerine ben lately de yazabilirdim. Son zamanlarda. Bunu görür görmez present perfect olacağını anlayacaksınız. Bakın unutmayın bunlar. Sizin için güzel anahtar kelimeler sevgili gençler. Devam edelim şimdi. Sıradaki ifademiz until now, up to now ya da so far. Ya da until değil de şöyle till now var bir de. Up to present da olabilir. Evet. Bunlar şimdiye kadar anlamında mı? Aynen. Bunların hepsi. Şu ana kadar. Aynen. Until now, up to now, so far, till now, up to present. Bunların hepsi arkadaşlar şu ana kadar. Zaten bakın. Mantıklı düşündüğünüz zaman mantığını çok çabuk anlayacaksınız. Şu ana kadar dediğine göre şu ana bir etkisi var mı? Şu ana kadar. Var. Evet. Çünkü mesela geçmişte bir yerde başlamış, şu ana kadar içinde bulunduğumuz ana kadar eylem süre gelmiş. Dolayısıyla bunun etkisinden bahsediyorsunuz.
Bunları gördüğünüz zaman da yine hemen ne yapacaksınız? Present Perfect'i yapıştıracaksınız arkadaşlar. Mesela şu altına bir örnek yazalım. Diyelim ki I haven't ne olsun mesela? I haven't seen a Ferrari up to now. Ben şu ana kadar bir Ferrari görmedim diyor. Ben şu ana kadar bir Ferrari görmedim. Mesela başka bir örnek yapalım. She has read. She has read. Bu read fiili de yazamadım. She has read 150 books so far gibi. Ne yapmış arkadaşlar? She has read 150 books so far. Ben şu ana kadar 150 kitap mı okudum? Ben değil, o, she. Diyor. Ay, o, pardon. O şu ana kadar 150 kitap okudu. Aynen. Arkadaşlar hemen notlarımızı alalım. Dediğim gibi bu ifadeleri gördüğünüz zaman da ne yapacakmışsınız? Direkt yapıştıracakmışsınız. Present Perfect Tense. Evet, notumuzu aldık. Devam edelim. Gençler, present perfect tense'i anlamanız çok önemli. Neden diye sorarsanız, present perfect tense'i anlamazsanız past perfect tense var. Past perfect continuous var. Future perfect tense var ve future perfect continuous var bu tense'den sonra. Onları kesinlikle anlayamazsınız. Öncelikle present perfect tense'i iyi kavramanız gerekiyor. Her gün tekrar edin arkadaşlar, mantığını kavramaya çalışın. Şimdi ben size zaten bugün kitabınızdan, gramer kitabınızdan bir tekrar ödevi de vereceğim. Çalışmalar var orada bir takım, onları da yapacaksınız. Şimdi being ve gone ifadeleri var present perfect tense ile ilgili. Arkadaşlar being ve gone. Şunu biraz şöyle çekeyim. Tam yalan kullanıyoruz. Evet. Being ve gone ne anlama geldiğini cümle içerisinde göreceksiniz. I have been to. Tamam mı? Ankara twice before mesela. Ya da I have gone to Ankara. Şimdi bakın, aralarındaki anlam farkı çok açık ve nettir arkadaşlar. Diyor ki ben daha önce birinci örnekte daha önce iki kez değil mi twice? Evet. Herkes burada mı ya? Ben bir katılımcılara bir bakmak istiyorum. Marifet, Şerife, Bercan, Büşra, Derya, Halil. Burdayız. Rahman vesaire vesaire. İyi. 15 kişi var yine. Güzel. I have been to Ankara twice before. Önceki dersimizde anlattım bunu. Twice iki kez. Once bir kez. Ondan sonra three times, four times, five times diye gidiyordu. Sadece once ve twice farklıydı arkadaşlar. Şimdi burada daha önce Ankara'da iki kez bulundum diyor. Neymiş katmış olduğu anlam? Bulunmak anlamına geliyormuş. Gone ise I have gone to Ankara. Ben Ankara'ya gittim. Arkadaşlar, bu adam ne anlayacaksınız gone?
gördüğün zaman biliyor musun? Hala orada. Anlayacaksınız. Hala Ankara'da. Bulunma anlamında. Hayır, bulunma değil. Bulunma anlamı gidip gelmiş olmak. Bulunmak demektir. Tamam, tamam. Hocam. Tamam. Ama ben Ankara'ya gittim diyorsa gan, aralarındaki farkı görün diye böyle anlatıyoruz. Gittim diyorsa hala tamam. Ankara'da olduğunu anlayacaksınız. Tamam mı? Şuraya da hala orada diyelim. Bu şekilde aklınıza kalsın. Gittiği yerde hala. Been ise gitmiş gelmiş. Bulunmuş yani orada. İki kez bulundum ama şu an buradayım. Anlamına kat. Anlamına gelir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı. Güzel. Şimdi güzel bir kalıp öğreneceğiz. Notumuzu aldık. Güzel bir kalıp öğreneceğiz arkadaşlar. Süperlatif kalıbı bu. Mesela şöyle yapayım ya. Yok. This is plus superlative. Bundan sonra artı diyeceksiniz. Bir tane optional that. Bu that'ten sonra da present perfect. Bu kalıpları ezberleyin arkadaşlar. Bunlar direkt soru olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi süperlatif konusuna geldiğimiz zaman bunu tekrar konuşacağız. Ancak şu anda zaman sorularında bunlar yer aldığı için bunu vermek zorundayız. Süperlatif neydi? Hatırlayan var mı? 9-10'da mutlaka görmüşsünüzdür süperlatifleri. Gerçi 10. sınıfta gördük mü hatırlamıyorum. Yarım kaldı ama. Arkadaşlar, süperlatifler neydi biliyor musunuz? En dediklerimiz. En şişman, en uzun, en uzak, en yakın, en pahalı. Hatırlıyor musunuz? Üstün diyebilir miyiz o zaman? He? Böyle üstün anlamına mı geliyor? İşte yok, her ben, diye, hani, genel şöyle. Olaraktan üstün. This is the most delicious dish I have eaten. Bakın arkadaşlar. Şuraya sentence de yazalım da. Bu kalıp çok güzel ve çok fazla kullanılan bir kalıptır. Şimdi this is ile başladı, gördünüz mü? Evet. Güzel. Evet. This is ile başladık mı? Hemen aşağıdaki örnekte karşılaştırıyoruz. Evet. Ha, öncelikle cümlenin anlamını söyleyeyim. Bu yediğim en lezzetli yemek diyor. Bakın, süperlatif dediğimiz bunlar. En anlamına gelen. Biz bunun aynısını ıstla da yapabiliyoruz. Tek heceli sıfatlarda yapıyoruz onu. Bakın, süperlatifde not olarak bunu alalım. Göremiyorsunuz orayı galiba. Şöyle yapalım. Siz bunun sesiniz gitti sir. Ne oldu? Demin biraz sesiniz gitti. Vallahi internetten kaynaklanıyordur ya büyük ihtimalle. Kulaklığım da yok ya. Ondan oluyor. Arkadaşlar, superlative the most ya da the is bu şekilde görmüş olduğunuz sıfatlar olacak. Dinleyin beni. Kaçırdığınız bir yer olursa zaten YouTube'a atıyorum. Oradan tekrar dinlersiniz. The most veya the ist şeklinde karşınıza çıkan sıfatlar. Mesela bakın, the most yazmışım. Arkasından sıfat yazmışım. Delicious. Ne anlamına geliyor? Lezzetli anlamına geliyor. Lezzetli. Değil mi arkadaşlar? Evet hocam.
Evet. The most delicious katmış olduğu anlam en. En lezzetli. Aynen. En lezzetli. I have eaten da benim present perfect cümlem değil mi? Evet. 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 Bunlardan bahsediyoruz. Yani şu kalıbı gördüğünüz zaman this is the most delicious. Yani this is the superlative kalıbı gördüğünüz zaman present perfect cümlesini yapıştıracaksınız. Ya da burada boşluk verdiği zaman present perfect yapacaksınız arkadaşlar. Burası çok önemli bir nokta. Bir örnek daha yazalım şuraya. This is the fastest car I have driven. This is the fastest car I have driven. Şimdi arkadaşlar bakın burada yine this is cümleler hep böyle başlayacak kalıpta. Ondan sonra superlatifimi gördünüz mü? Fastest, fastest şeklinde gelmiş. Yani the fastest. Fast tek heceli bir sıfat olduğu için ist geliyor. Delicious çok heceli bir sıfat. Yani uzun bir sıfat olduğu için most kullanılıyor. Bunu superlatif, komparatif konusuna geldiğimizde yani adjective adverb'de öğreneceğiz arkadaşlar. Sıkıntı yok burada. Ama şimdilik bu kadarını bilmeniz gerekiyor soru çözebilmeniz için. Fastest, en hızlı araba. Benim sürdüğüm en hızlı araba budur. Tamam mı? Drive, drove, driven şeklinde üçüncü halini yazıyoruz fiilimizin. Hemen present perfect ifadesi size geldi. Kalıp bu. Şurası bizim kalıp. Ha, hocam that kullanmadınız. Arkadaşlar that optional'dır. Optional ne demek? Optional daha önce söylemiştim. İsteğe bağlı. İsteğe bağlı. İsteğe bağlı. Yani şurada kardan sonra ben that kullanabilirim de kullanmayabilirim de. Tamam mı? Bakın burası da önemli. İlla that kullanayım mı, kullanmayayım mı değil. Optional'dı yani. İstersen kullanırsın, istersen kullanmazsın. Soruda da isterse koyarlar, isterlerse koymazlar. Anlatabildim mi kalıbı? Anlaşıldı soru. Evet. Umarım anlaşılmıştır. Evet. Burayı bir not alalım arkadaşlar. Aldık sir. Aldık. Aldık, güzel. Şimdi aynı kalıba benzer bir takım ifadeler daha var. Bununla kafanızı yormayacağım sizin. Sadece şu bilmeniz gereken bir ifade var. Onu söyleyeceğim. Subject artı subject özne biliyorsunuz. Artı is ya da are subject'ten sonra is are present perfect'ten bahsediyoruz hala. Kalıp kafanız karışmasın. Bundan sonra superlative varsa yani şunu özne ondan sonra is are ya am de olabilir. Sıkıntı yok ama bu cümleler kişinin mesela I ile beraber kullanıyorsun. I am the best gibi ben en iyiyim gibi. I am the fastest gibi anlamsız olur I am kullandığın zaman. Genellikle he, she, it de kullanılıyor. Öznelerimiz is, are ve devamında az önce bahsettiğim the most ya da ist ile yapılmış bir süperlatif ifadesi varsa bundan sonra gelecek ifademiz present perfect olacak. Mesela she is the best teacher. I az önceki kalıba benziyor. Bu sefer this is demiyoruz da özne kullanıyoruz. He, she, it gibi bir özne kullanıyoruz. Anlatabildim mi? I have known so far diyelim. Ne diyor biliyor musunuz? She is the best teacher I have known so far. Şu ana kadar tanıdığım en iyi öğretmen odur diyor. Bakıyoruz subject olarak she'yi vermiş. Ondan sonra is getirmiş. Ondan sonra best
süperlatifim, en iyi anlamına gelir. Ondan sonra öğretmen devamında ne geliyormuş? Present perfect ifadesi geliyormuş arkadaşlar. Az önceki kalıba çok benzediği için bunu ekstra bir bilgi olarak söylüyorum. Yani bunu bir kalıp olarak vermiyorum ama ekstra bir bilgi olarak söylüyorum arkadaşlar. Subject, is ya da are süperlatif varsa devamında present perfect gelecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet, evet. Gençler, bakın size tavsiyem, bu dersi bittikten sonra bir kere daha dinleyin. Tamam mı? Zaten ben şimdi sizin kitaplarınızdan tekrar ödevi vereceğim. Present Perfect'e kadar olan kısımla ilgili. Ama siz yine de bir kere daha dinleyin. Faydası olur. Şimdi burayı siliyorum. Notunuzu aldınız. Aldık sir. Aldık sir. Şimdi bizim sıra sayılarımız var. Biliyor musunuz onları? First, second, third gibi. Evet. Evet. Mesela ilk tanesini yazalım. First, second, third, fourth, fifth, sixth. Böyle. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gibi sıra sayılarımız var arkadaşlar. Bunları gördüğünüz zaman da yine present perfect ifadesi gelecek bunlardan sonra arkadaşlar. Nasıl once, twice, three times diyorduk. Bir kez, iki kez, üç kez, dört kez. Onlarla present perfect kullanıyorduk. Bunları gördüğünüz zaman da yine present perfect yapacaksınız ama nasıl? Şöyle. Bunlardan sonra bir de time kelimesi gelir genelde. Yani bunları yazar, time kelimesi gelir. Ondan sonra present perfect ister. Mesela this is the first time I have come late to work. Mesela ne diyor biliyor musunuz? This is the first time I have come late to work. İşe ilk defa geç kalıyorum. İşe ilk defa geç kaldım diyor. Tamam mı? Hem eylemin kaç kere yapıldığı belli, kaç kez gerçekleştiği belli. Hem de kuralımız gereği burada first olduğu için bunun devamında have come gelmesi gerekiyor. Yani present perfect gelmesi gerekiyor. Anladınız mı arkadaşlar? Evet sir, anladım. Anlaşıldı yani, sir. Neymiş? Bakın present perfect neymiş? Yani böyle ne derler biliyor musunuz? Samanlıkta iğne aramak değil de böyle yoğurt içerisinde beyaz bir cismi bulmak gibi bir şey. Tamam mı? Bu kelimeler şöyle küçük küçük sorunun içerisindeki bu kelimeler, anahtar kelimeler. Bunlar size soruyu çözdürecek olan anahtar kelimeler arkadaşlar. Bunları gözden kaçırırsanız, atlarsanız soruda hata yaparsınız. Ama şu izler de önemli olacak. Bunu past perfect tense'e geçtiğimiz zaman daha iyi anlayacaksınız. Bu izler de önemli olacak. Burada present perfect yapabilmemiz için. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Daha fazla kafanızı kurcalamayalım. Bu notları güzel güzel tane tane geçiyorsunuz. Ders kaydını bitireyim ben. Sir.